Dünya Engelliler Günü'nde engelliler için birçok etkinlik vardı. Yüzlerce bisikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Avrupa şampiyonu ampute futbol milli takımı dostluk maçında sahaya indi. Ankara'daki resim sergileri Azmin her türlü engeli nasıl aştığını gözler önüne serdi. Genç yaşlı yüzlerce bisikletli Dünya Engelliler Günü'nde Mecidiyeköy'de bir araya geldi. Rotaları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. Aralarında mesafeleri hiçe sayan engelli sporcular da vardı. Ben şimdi buraya Başakşehir'den geldim ve gerçekten çok zorlu bir etap yani. Hani sürdüğüm mesafe neredeyse 50 kilometre civarı. Farkındalığı arttırmak için pedal çevirdiler. Yaşanan zorluklara engel yerine barikat demeyi tercih ettiler. Bir düş kuruyoruz, barikatsız bir dünya için dediler. Ve engelli engelsiz yüzlerce bisikletliyle tekerlekli sandalyeli sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtiler. Barikatsız bir dünya için diyoruz ve balonlarımızı patlatıyoruz. Barikatlar kalktı. Etkinliğe katılanlar 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne karanfiller bıraktı, dualar etti. Ankara'daki resim sergileri Azmin her türlü engeli nasıl aştığını gözler önüne serdi. Resimlerini ağzıyla tuttuğu kalemle çizen Yusuf Akgün, Yeşilçam oyuncuları koleksiyonunu sergiledi. Ben de bir engelliyim ama hiçbir zaman gocunmadım, mücadele ettim. Siz de bir adım atın ve insanları kendinizi gösterin. Avrupa şampiyonu ampute futbol milli takımı oyuncuları da mesajlarını Üsküdar'da Şöhretler Karması maçında verdi. Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Bursa'da ampute futbolcularının yanındaydı. Saha içerisinde hiçbir engel tanımaksızın istediklerini yapabilen, ortaya koyan ve bunun heyecanını seyirciye kadar yansıtan bir mücadele gördüm. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da daha önce söylediği Mehmet'e Ağat türküsünü bu kez engelliler için paylaştı.